Herkese merhaba. Bu videoda başıma gelmiş paranormal olaylardan bahsedeceğim. Başlıktan da anlayacağınız gibi. Çok uzatmayacağım lafı çünkü videonun uzun olacağını düşünüyorum. Eğer bu tarz içeriklerden etkileniyorsanız lütfen videoyu daha fazla izlemeye devam etmeyin. Kapatın. Çünkü benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Etkilenecekseniz izlemeyin. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bahsedeceğim olaylar tamamen aynı evde geçiyor. Ve 8 yıl kapsıyor. Şu anda başka bir evdeyim. 3 yıldır başka bir şehirde ve başka bir evde yaşıyorum. Eve gittiğimiz anda başladı bir şeyler. Böyle zaten o evin enerjisi çok kötüydü. Biz o eve taşındığımızda ben daha 11 yaşındaydım. Ve gittiğimiz andan beri içim sürekli huzursuzdu. Sürekli kabus vesaire görüyordum. Bir süre sonra işler değişmeye başladı ve böyle daha kabuslardan çıktı, daha real şeylere dönüştü. Fiziksel şeylere dönüştü. Bunlar da biz gittikten yaklaşık 3-4 sene sonra falan başladı sanırım. Emin değilim şu anda. Hatta şöyle, ben 11 yaşındayken o ilk gittiğimiz dediğim zamanlarda bir gece babama şunu söylemişim. Baba lütfen buradan gidelim, burası çok kötü bir yer demişim. Tabi bunu hatırlamıyordum ben sabah uyandığımda. Babam söyledi bana. Böyle böyle başladı işte kabuslar vesaire. Çok fazla şey yaşadım. 8 yıldan bahsediyorum sonuçta. Hepsini anlatamayacağım ama böyle belli başlı şeyleri, aklıma gelenleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle kabuslarımın içeriğinden bahsedeyim. Kabuslarımda kesinlikle böyle hep cinli şeyler oluyordu. İşte ne bileyim, kendi ayaklarımın ters döndüğünü görüyorum. Ondan sonra annem babam bir garip oluyor. Evde birden fazla aynı kişiden oluyor. Hani korku filmlerinde olur ya, tamamen aynı şekilde kabuslarım korku filmlerine taş çıkarır. Çok 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 daha etkili yani. Korku filmleri onların yanında komik kalıyor. Ki ben eskiden hiç korku filmi izleyemezdim bu sebeplerden ötürü, yaşadığım şeyler yüzünden. Ama şu anda bağımlısıyım yani, zevk olsun, eğleneyim diye korku filmi izliyorum. O kadar değişti işler. Şöyle, ailemdeki insanlar sıkıntılar yaşadığımı biliyorlardı ama bu kadar her şeyi anlatmıyordum. Çünkü anlatınca bana inanacaklarını düşünmüyordum bu arada. Yaşadığım şeyler şöyle. Geceleri hiçbir zaman uyumuyordum. Gündüzleri uyuyordum artık gece uyuyamadığım için. Yani gece durduk yere böyle yatıyorum ya. Bir şey oluyor ve kalkıyordum. Oturuyordum boş boş. Evin içinde geziyordum. Çünkü bilmiyorum, içimde bir huzursuzluk var ve asla gözüme uyku girmiyordu. Bu karabasan denilen olaydan yaşadım ama karabasan şeyine inanmıyorum. Yani tamamen onun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Onun dışında benim yaşadığım daha farklı şeyler vardı. Bildiğin böyle işte geceleri hani korku filmlerinde görmüşsünüzdür. Uyuyan kişinin çarşafı falan çekilir ya. Aynen öyle şeyler. Ondan sonra birisi böyle ayağımı falan tutuyor gibi. Vücudumda bir his yani. Onun bir şey böyle şöyle şöyle tutup geziyormuş gibi hisler oluyordu. Ondan sonra bir ara boynuma üfleme. Çok garip gelebilir ama uyuyamıyorum, deli olacağım yani. Bildiğin bir şey böyle yapıyor. Hatta şunu da düşündüm. Acaba kendi nefesim mi? Hani ama ama alakası yok kesinlikle. Ben daha sonra bunu böyle şu an rahat anlatıyorum. Çünkü 3 yıldır hiçbir şey yaşamadım. Çok şükür. Bir daha da yaşamam umarım. Tamamen o eve bağlıyorum. Neden o eve bağladığımı da açıklayacağım size. Çok geçerli sebeplerim var ve tek bunu yaşayan ben değilmişim. Site olarak düşünün oturduğum yeri. Sadece böyle şeyler yaşayan ben değilmişim. Tabii ki benim kadar yaşayan, birebir yaşayanlara rastlamadım ama site içerisinde bir şeyler olduğunu öğrendim daha sonra. Size şöyle bir rüyamdan bahsedeyim. Bu rüya beni çok etkilemişti. Çünkü uyandıktan sonra gerçek oluyordu. Rüyamda tuvaletim geliyor. Tuvalete kalkıyorum. Her şey aynı o geceki gibi. Yani uyuduğum andaki gibi. Tuvalete gidiyorum. Giriyorum. İşimi hallediyorum. Elimi yıkayacağım sırada. Aynaya bakarsanız aynada yansımamı görmüyorum. Ben yokum yani. Ve bir anda şey diyorum. Geldi. Bunu neden dedim bilmiyorum ama öyle bir şey söyledim ve bir anda ışık söndü. Yeniden yandığında ben tuvaletin o hani lavabonun önünde boş alan olur ya, normal fayans olur. Orada yerde oturuyordum
Ve ışık yanıp sönmeye başladı. Ve ben de böyle oturduğum yerde dönüyorum yani. Ayaklarımı havaya kaldırmış halde dönüyorum yerde. Böyle bir şey gördüm. Sonra çat uyandım. Ki tuvaletim var. Tuvalete gitmem lazım. Ama korkuyorum bir yandan çünkü daha yeni böyle bir rüya görmüşüm. Ki ondan önce yaşadığım şeyler de var. Yine de dedim ki kendi kendime, Nisa bu sadece bir rüyaydı. Korkma, git tuvalete, bir şey olmayacak. Neyse ben girdim işte. Yine aynı şekilde hani elimi yıkayacağım. Çat ışıklar gitti. İnanır mısınız? Kafayı yiyordum. Var ya gerçekten hani o hissi anlatamam ya. Bütün kanım çekildi. Elim ayağım boşaldı der ya insanlar. Tamamen o yani, artık öyle bir şey yaşadım ki yere düşecektim. O korkuyla. İnanılmaz bir şeydi. Kapının kulpunu bulamadım. Kapıyı açacağım. Bu sırada da çığlık atıyorum ben. Yardım edin diye nasıl çığlık atıyorum ama var ya. Kapının kulpunu bulamadım. Onu bulacağım diye her yere çarpıyorum. Sonra çıktım dışarı ama yani nasıl attım bilmiyorum. Kapıyı açtım. Tuvaletin ışığı kapalı zannediyorum. Her yer karanlık. Annemgile doğru koşacağım ki annemlerin odası evin en sonunda, tuvalet çıkış kapısının orada en başta. Ya en uzak iki köşedeyiz. Aradaki koridor kapısına falan omuz attım böyle. Yani her yere çarpa çarpa yürüyorum ve bağırıyorum. Sonra tam annemgilin odasının oraya geldiğimde işte babamgil de beni duydukları için çıkmışlardı. Babamı bulduğum gibi sarıldım, zaten ağlıyorum. İyice böyle tamamen boşaldı gözyaşlarım. Ve o sırada elektrikler geldi. Bütün evin elektriği kesilmiş. Bak sen şu işe. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir tesadüftü diye. Ama tesadüf değil eminim. Çünkü daha önce şunları da yaşadım. Ben tuvalete ya da banyoya girdiğimde ışıklar açılıp kapanıyordu. Ve bunu annemgile sordum. Mesela dedim ki siz banyodayken ışık yanıp sönüyor mu? Belki ampulde bir sıkıntı var ya da elektrikle alakalı bir sıkıntı var yani, bilmiyorum nasıl olabilir. Bir bağlantı sorunu vardır. Öyle gidip gidip geliyordur. Ama yok, kimse böyle bir şey yaşamamış. İşte banyoya giriyorum. Işık gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Böyle ya, inanılmaz bir şey. Hatta bir ara ben şey yaptım. Mesela tuvalete giriyorum. Şeyden, kapının aralığından ya da camdan ışığın yanıp yanmadığı belli oluyor ya. Annemgile diyordum ki ışık yanıp sönüyor mu bakın. Bir annemle böyle şey yaptık. Hani ispatlayacağım diye, bana inansınlar diye. Ama annem baktığı sırada hiçbir şey olmuyordu. Yemin ederim. Ne zaman bakmıyor, normal seyrinde bir şeyler yapıyorum, o zaman oluyordu. Çok acayip. Aynı zamanda böyle hani bazı şeyler rüyayla karışık vesaire olur. O yüzden onlara net bir şey söyleyemiyorum ama tamamen ayıkken olan şeyler de oldu. Mesela bir gün banyodan bir kadının çıktığını gördüm. Çok hızlıydı. Uzun bir şeydi bu arada. Banyodan çıktı. Şöyle söyleyeyim. Aynen burası gibi düşünün. Duvar böyle. Ve sizin olduğunuz tarafta şey var. Kapı var. Ve ben odanın kapısından banyonun çıkışındaki koridoru ve onun devamında olan uzun koridoru başlangıcını görebiliyorum. Bu dediğim kadın da banyodan çıktı, uzun koridora yani çıkış kapısına doğru ilerledi. Gördüğümde emin olamadım. Dedim ki acaba ben mi? Hani göz yanılması yani. Kendinizi kandırıyorsunuz ama böyle inanmak istemiyorsunuz böyle şeylere. Sonra aynı yere şüpheyle bakarken geri dönüşünü de gördüm. O zaman anladım ki gerçekten görmüşüm. Aynı şekilde sürekli banyoda gibi oluyor. Sürekli banyoda değil ama. Şöyle bir şey de oldu mesela. Banyodan girince bizim solda işte havluların vesaire durduğu dolap var. O dolabın üstünde de sadece saç boyarken kullanılan tarakların olduğu bir vazo var. O taraklarda duvara yapışık bir şekilde yani duvarı dibinde böyle köşede duruyorlar. O taraklar saç boyanmadıysa hiçbir zaman oradan çıkmıyor. Ben bir gün duşa girdim normal. Duşakabini bir açtım. Ayağımın altında o taraklardan bir tanesi. Önümde direkt. Ve o tarak orada değildi. Zaten yeşil bir şey. Eğer yani orada olsaydı ben zaten görürdüm.
Görmem imkansız yani. Orada değildi eminim. Ayağımla basmış olmam gerekir çünkü. Ay, sinirlendim gene ya. Ve şöyle söyleyeyim. O kadın dışında ben evde başka şeyler de gördüm. Bir gece uyandım ve odanın ortasında namaz kılan bir kadın vardı. Aynı kadını gündüz de gördüm. Sadece uykudan uyanmışken görmedim. Şöyle annemgilin odasının kapısı belli bir açıda durduğunda bizim odayla annemlerin odası karşılıklıydı. Bizim odadan vuran ışıkla beraber bizim odanın yansıması onların kapısında oluyor. Yani onların kapısına bakarak bizim odanın içini görebiliyoruz biz. Yansımadan yani eşyalar bir şeyler anlaşılıyor. Aynı şekilde annemgilin odasındayken evde tekken bir gün aynı kadını aynı yerde gördüm yansıma olarak. Ve gidip baktığımda orada değildi. Aynı yani şeydi böyle başka bir şey zannettim desem geri dönüp yansımaya baktığımda yansımada da yoktu. Yani o sadece o an orada vardı sonra yoktu. Daha sonra bence en korkutucu olanı bu. Duvarımda bir yansıma gördüm. Bir erkek silüeti diyesim geliyor. Çünkü öyleydi yani böyle omuzlarından vesaire öyle olduğunu anlıyordum. Saç göz yani hiçbir şey yok. Sadece bir anda uyandım. Kulağım aşırı derecede çınlıyordu. Patlayacaktı artık o kadar çınlıyordu yani. İnanılmaz bir çınlama. Ve simsiyah onu gördüm. O yani yine aynı his oldu. İşte kanın çekilmesi hissi. Ve kaç saniye sürdü bilmiyorum. 2 saniye falan sürdü sanırım. Sonra kayboldu. Ve ben bu şeyi daha sonra kabuslarımda görmeye başladım. Aynı zamanda rüyamda şöyle bir şey de yaşadım. Bir hafta boyunca ablam sürekli yanıma geldi rüyalarımda. Yani rüyamda hep yataktayım, gece uyanıyorum. Bir bakıyorum ablam yanımda oturuyor. Yanımda da çalışma masamın şeyi vardı, sandalyesi oluyordu hep. Orada ablam oturuyor ve bana bir şeyler anlatıyor. Bir hafta boyunca aynen bunu gördüm. Ve ablam bir defasında şunu anlattı bana. Elinde bir fotoğraf var. Fotoğrafta da papaz var bir tane. Bu papazı gösterdi. Dedi ki bak bu papazın adı şu şu. Adını hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam var ya. O an not alsaydım. Aklımda olsaydı da not alsaydım. Baksaydım gerçekten öyle biri var mı diye. İşte papazın adını söylüyor. Yabancı bir şey. İşte şöyle şöyle yapmış falan diye bir şeyler anlatıyor bana. Ben de diyorum ki hani abla neden bana bundan bahsediyorsun? Bana ne bu papazdan? Hayır diyor bu önemli birisi. Sonra kafamı bir kaldırıyorum. Karşımda o gece gördüğüm silüet duvarda küçültülmüş resim gibi kitaplık rafının üstünde duruyor. Ve diyorum ki abla sana bahsettiğin işte silüet vardı ya işte orada görmüyor musun falan diye böyle garip bir rüya da gördüm. Dediğim gibi bir hafta boyunca ablam gelmişti öyle başıma. Yani inanılmaz böyle çok tuhaf şeyler görüyorum gerçekten. O kadar anlam veremeyeceğim şeylerdi ki. Korkutucuydu da aynı zamanda. Bir gün gece yine durduk yere uyandım ve kalktım. Yatakta aynen bu şekilde oturdum. Bekliyorum. Sadece etrafıma bakıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Neden kalktım, neden öyle bir şey yaptım inanın hiç bilmiyorum. Sadece oturdum ve saatlerce etrafıma baktım. Sonra birden odanın kapısının arkasından bir ses geldi. Erkek sesi. Ay dur gözlerim doldu. Söylediği şey çok saçma. Pişt sesi geldi. Döndüm. Ne haber dedi. Fısıldayarak. Şok yani. Gerçekten şok. Sesin oradan geldiğine eminim. Yer yön algım var. Karşıda da kardeşimin yatağı var. Bu arada kapı bu tarafta. Sena dedim. Yani o an korktuğum için Sena'nın olmadığını biliyorum zaten erkek sesi ama Sena dedim sen misin? Çocuk gayet uyuyor. Döndüm kim var orada dedim. Bu da saçma ama insan başka bir şey bulamıyor gerçekten. Ve tekrar cevap gelmedi. Bir süre bunu düşündüm yani bilmiyorum. Bu karabasan şeylerinde de mesela karabasan gibi değil de dedim ya vücudumda bir hisler oluyor. Bir ara böyle kaburgalarım, göğüs kafesim kırılacak kadar sıkılmıştı. Yani artık yeter diye bağırmak istedim. O kadar sıkıldı ki anlatamam. Böyle geceleri
Sürekli yatağım sallanıyordu. Başlarda hani eski telefonlar olur ya titreşir. Acayip titreşir ama şu Nokia 33 onlar falan. Niyeyse kafamda onu kuruyorum. Telefon var yastığımın altında, o titriyordur gibi. Başta böyle bir şey düşünmüştüm ama hani o sadece başınızda titrerdim. Böyle yatağım sallanıyor, titriyorum. Uçuyormuşum gibi bir şey oluyor. Şu an iyi hissetmemeye başladım. Aynı şeyleri konuşunca iyi hissetmemeye başladım şu an. Neyse biraz daha anlatayım, daha sonra bitireceğim. Şu an anlatırken size korkunç değil gibi gelebilir de insan yaşayınca böyle olmuyor ve dediğim gibi çok fazla şey yaşadım. Aa, aklıma şu geldi. Bir gün annemin yanında yattım. Babam yoktu evde. Ve korktuğum için annemin yanında yatıyordum ben zaten bu arada. Şöyle bir şey oldu. Uyandım. Uyandığım esnada yastık şöyle ya. Yastık böyle. Şöyle yapayım. Ben yastığın bir tarafında yatıyorum. Diğer tarafı boş. Yani yastığın yarısı boşta kalmış. Ve bir anda uyandım. Yastığın bir tarafı kalktı. Benim kafama bastırıldı. Bildiğin biri beni boğmaya çalıştı yani. Yani bir süre nefes alamadım zaten. Sonra kalktı ve bıraktı. Ve şunu hatırlıyorum. Hani bir şey tuttuğunuzda, mesela bunu tuttuğumda böyle çöküyor ya burası. Yastıkta da aynı şey olmuştu. Köşeleri böyle çökmüştü yani. Sonra nefes nefese kalktım ben ve annemi uyandırdım. Dedim ki anne, yastık bana bastırdı. Söylediğim şey çok saçma. Tabii anneme de saçma geldi. Anlamadı zaten. Ne dedi bir anda? Yastık bana bastırdı dedim tekrardan. Çünkü o an diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani biri beni boğmaya çalıştı mı diyeyim? Kim inanır ki buna? Biri beni nasıl boğmaya çalışsın? Sadece ikimiz varız. Tuhaf oluyor. Ve dedi ki besmele çek uyu. Ben artık o kadar dikkat etmeye başlamıştım ki her şeye, gerçek mi yoksa rüya mı anlamak için. Bir ara şey de düşündüm. İşte kamerayı koyayım. Telefonu ya da. Gece kaydetsin. Ne olup bittiğini göreyim. Ama bundan da korktum. Bir şey görmekten korktum yani. Ve yapmadım. Keşke yapsaymışım diyorum şu an. Tabii şu an yaşamadığım için bu kadar rahat söylüyor olabilirim yani. Bilemiyorum. Şöyle dikkat etmeye başlamıştım. Halılar yeni süpürüldüğünde hani böyle pürüzsüz olur ya. Hiçbir izi olmaz üstünde. Biz okuldan geldiğimizde o zamanlar yemeğimizi yiyip yatıyorduk bir süre. Ve biz evden geldiğimizde belli günler, annemin temizlik yaptığı günler oluyordu. Halı tamamen pürüzsüz oluyordu. Ben de gelip direkt yatıyordum işte. Ve uyandığımda annem de mesela işi oluyor ya da ne bileyim bir yere gidecek oluyor yani. Annem olmuyor. Uyandığımda şeyleri kontrol ediyordum. Yatağımın önünde ayak izleri buluyordum ben. Böyle sadece benim yatağımın önünde olan ayak izleri buluyordum. Kendi ayak izlerim mi diye kendi ayak izimle karşılaştırdım bu arada. Ama benim ayak izlerim değil. Zaten yani şekil olarak da belliydi, büyüklük olarak da belliydi. O çıkan ayak izleri çok büyüktü. Ve işin garibi de şu, odanın kapısına kadar gitmiyor ayak izleri. Oradan gelmiyor. Benim yatağımdan birkaç adım önce beliriyor. Yani bir 4 tane falan var sadece, öyle düşünün. Ve yatağım orada bitiyor, başka bir yerde değil. Bunu birden fazla kez gördüm, kontrol ettim, hep oluyordu. Yine anlam veremedim ama. Hani şey olsa, işte babam evde olsa, babamın ayak izi falan diyebilirim büyük olduğu için. Ama değil. Ne bileyim, şöyle uyanıyordum mesela gece. Böyle yankılı kapıya tıklatma sesi olur ya, korku filmlerinde de olur, tak 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 diye. Aynen öyle ses duyarak uyanıyordum. Yani bir şey beni uyandırıyordu ve gece sürekli uyanık kalıyordum ben bir şekilde. Size şöyle anlatayım. Başıma gelen son olaysa, başıma geldiğinde ben 17 yaşındaydım ve biz taşınmadan hemen önceydi. Artık eşyalarımızı toplamaya başlamıştık ve şöyle bir sistem yapmıştık. Evdeki küçük odayı tamamen boşalttık. Diğer işte kolidiğimiz eşyalar vesaire tamamen oraya istifleniyordu. Ağzına kadar koliyle doluydu oda. Ve en başta da şey duruyordu böyle, içinin poşetlerle dolu olduğu bir koli vardı. Neyse işte bir gün evde tekim.
Annemler ablamı havaalanından almaya gitmişlerdi. Ve ben biraz daha rahattım bu arada. Yani eskiden yani bir yıl öncesine kadar daha kötüydüm mesela. Ama o bir yılda biraz daha iyiydim. Biraz daha toparlamıştım. Daha az yaşıyordum bir şeyleri. Artık korkmadığımı hissediyordum bir de. Korku filmlerini yavaş yavaş izlemeye başladığım dönem bu. Çok yakındı havaalanı ve saat de böyle yani 8 falan galiba akşam. Bilmiyorum. Emin değilim. İşte gittiler onlar. Ben de odaya geçtim. YouTube'dan video izliyordum. Bir anda o kolilerin olduğu odadan ses geldi. Yani ne cam açık, ne bir şey var. Zaten açık olsa da öyle bir ses gelmez de. Bildiğin böyle koli indirme sesi, sürme sesi, ne bileyim o poşetlerin olduğu şeyden poşet karıştırma, poşet açma sesi. Yani o koli indirme ve sürme sesi var ya zaten ben öldüm o sırada. Bana yeniden geldiler böyle titremeye, ağlamaya başladım anında. Ve hiçbir şey yapamadım. Ne kalkıp oraya bakabildim. Sadece şey dedim. Anne sen misin dedim. Annemin gittiğini biliyorum. Ben uğurladım yani. Kapıya kadar gittim. Annem gitti eminim. Ama şey diye düşünüyorum. Acaba bir şey unuttu. Evde mi kaldı falan. Yani inanmak istemiyorum çünkü yine. Ve annem gitmişti. Evde tekçim. Zaten o an bir kriz anıydı. Titremeye ve ağlamaya başladım. Hiçbir şey yapamadım. Bir süre bekledim. Bu arada hani başta ses devam etti. Sonra kesildi. Ben anne sen misin dedikten sonra ses kesildi. Oraya bakmadan kalkıp kapıyı kapattım. Bu arada kapı da bozuktu. Odanın kapısı kapanmıyor. Sadece hani ittirmişsiniz gibi oluyor. Tamamen kapanmıyor. Gittim odanın en oradan uzak görmeyeceğim köşesine oturdum ve beklemeye başladım. Bir süre sonra da annem geldi zaten. Böyle işte tamamen uyanıkken ve biraz daha iyiyken yaşadığım son olay, o evden gitmeden önce yaşadığım son olay da buydu. Yani bunu da şöyle söylüyorum. İşte anlattığımda bazı arkadaşlarım şey dedi, işte rüya görmüşsündür, hayaldir, kafanda kuruyorsundur gibi böyle bu tarz şeyler söylendi bana. Ama öyle olmadığını eminim. Bu da bunun kanıtı zaten. Ben tamamen ayıkken de oldu böyle şeyler. Aa bir de şöyle bir olay yaşadım. Bu aslında ben korkmadım ama bence korkunç bir olay. Bir sabah saat sanırım yani 4-5 gibi öyle söyleyeyim. Beni bir şey uyandırdı. Duvara dönük yatıyorum bu şekilde. Ve yani o zaman bu taraftaki duvar oluyor böyleyim de her neyse. Şöyle sol omzuma bir şey dokundu. Soğuk bir şey. Beni salladı tamam böyle uyanayım diye. Ben annem zannettim. Her şeyde annem zannediyorum. Ben annem zannettim. Döndüm baktım böyle. Anne dedim başta ama annem olmadığını biliyorum. Yüzü yok. Yani var ama yok. Saç yok, kirpik yok, kaş yok. Rengini tarif edemiyorum. Bunu işte kısa bir zaman önce yine arkadaşlarıma falan anlattım. Ama tarif edemedim. O rengi bulamadım yani. Nasıl desem mavi değil, gri değil, beyaz değil. Soluk bir şey ama bilmiyorum soft bir şey. Tam bir vücut şekli de yok bu arada. İnsan vücudu gibi bir şey yok yani ama kafa ve gövdeden oluşuyor. Bu beni uyandırdı ve bana gülümsedi. Dişi ve ağzı da yok arada. Yani şurada sadece bir nasıl diyeyim size? Bölme gibi mi? Böyle burun gibi bir şey de yok yani. Çok garip. Gözü ağzı var ama var diyemiyorum. Normal bir şekli yok yani. Böyle baktı, gülümsedi bana ve şöyle nefes alma gibi şey vardı. Yapıyordu. Neden bilmiyorum. Bunu yaptı ve şöyle omzumu okşadı bunu yaparken. Baktı ve dedi gülümsedi bana. Yani böyle bir tepki verdiği için ve tipi çok korkunç olmadığı için korkmadım. Sadece anlam veremedim. Elini falan her şeyini hissettim bu arada. Ve bir anda yok oldum. Ben oraya bakarken bir anda yok oldu. Böyle kaldım. Ne oldu biraz önce diye. Elinin hissini hala hissediyordum orada. Gittiğinde bile böyle sanki orada eli duruyormuş gibi hissediyordum yani. Onun ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Ama korkmadım. Aa dur şöyle şeyler de oluyordu bana. Kusura bakmayın yani başta not alsam mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Üşendim dedim doğaçlama bir şeyler olsun anlatırım. Mesela evde tekim ya oturuyorum bilgisayar başındayım bir şey oluyor. Saçımın kalktığını hissediyordum. Bildiğim böyle tutup kalkıyordu yani saçım. İnanılmaz. Saçım kalkıyordu böyle ve böyle kalıyordu. Ve ben bunu kendi elimle indirdiğimi biliyorum. Ben bence iyi dayanmışım yine. Gerçekten. Hep söylüyorum. Benim yerimde başka birisi olsa şimdi kafayı yemişti.
Gerçi ben de yemek sayılmaz ama neyse. Öyle ki benim şunu yapmışlığım bile var. 11. sınıftayken olması lazım. Mektup yazma ödevimiz vardı. Edebiyat için. Ve ben rüyamda gördüğüm yaşlı adama yazmıştım o mektubu. Yaşlı adam dedim de bu arada hayatımda gördüğüm en korkunç şey olabilir. Gene gözlerim doldu. Gerçekten çok kötüydü. Ve ben bu adamı sürekli gördüm. İlk rüyam, onu da anlatayım. İlk rüyam şöyleydi. Okuldan eve dönüyorum. Annemle karşılaşıyoruz. Şöyle. Önce o adamla karşılaşıyorum sitenin içinde. Bana bir şeyler söylüyor. Sonra annem geliyor. Ben o adamla konuşuyorum. Bu adam o sırada o amcanın tipi normal yani. Normal insan şeklinde. Her şey gayet iyi. İçimden şey de geçiyorum. Ne kadar iyi bir insan. Ne kadar tatlı falan diye. Sonra annem geliyor işte. Annemle konuşuyoruz. Annem diyor ki o kişiden uzak dur. Niye o adamla konuşuyorsun? Uzak dur ondan falan böyle. Ben de şaşırıyorum. Hani iyi birine benziyordu. Hayır diyor. Uzak dur. Yaklaşma ona. O iyi birisi değil. İlk gün bunu gördüm. Ertesi gün şunu gördüm. Yine okuldan geliyorum. Apartmana giriyorum. Arkamdan bu adam giriyor. Ama o kadar korkunç ki suratı. Yani hayatımda gördüğüm en korkunç surat. Tarif edemem. Yazarken de zaten betimlemeye çalışmıştım. Herkes böyle, sınıfta okudum, herkes böyle kaldı. Ne falan. Kamburu çıkmıştı. O adamın tipi tamamen değişmişti. Acayip korkunç bir kamburu vardı. Suratı hiç insan gibi değildi. Korkunç bir suratı vardı. Dişleri kapkara, dökülmüş. Ağzı leş gibi kokuyor. Gerçekten iğrenç kokuyor. Ya bunları rüyamda hepsini hissettim, anladınız mı? Çok yavaş yürüyor ve bir ses çıkarıyordu. Kendi böyle şey gibi garip bir ses çıkarıyor. Apartmandan giriyorum, onun arkamdan geldiğini görüyorum, tamam mı? Apartmanda ilk o altı basamak mı neyse, ilk o kısa basamak olur ya, ona çıkınca karşıda ayna var ve daha sonra uzun merdivene geçiyorsun. Eve gitmem lazım. O ilk basamakları hızlıca çıkıyorum, o da arkamdan böyle yavaş yavaş geliyor, topallaya topallaya. Uzun kısma geldiğimde öyle bir yavaşlıyorum ki böyle her şey slow motion resmen. Çıkamamaya başlıyorum. Ve tam o sırada zaten oraya geldiğimde şey bir ses oluyor. Keman sesi. Bir şey diyeceğim. Ben bunları yaşarken daha hiç korku film izlememiştim bu arada. Hiçbir fikrim yoktu. Bakamıyordum bile. Tamamen gözlerimi kapatıyordum. Korku filmlerinden esinlendim desem öyle bir şey diyemiyorum. Tam o uzun merdivene geldiğimde böyle zıyın diye bir keman sesi. Yani hani korku filmlerinde olur ya. Tadımdır olur. Piyano mükemmel anlattım. Sonra zın diye bir keman sesi gelir. Aynen öyle bir keman sesi. Aşırı rahatsız edici. Sanki detone olmuş bir keman sesi. Çalınamayan bir keman sesi. Ve ben çıkamadığım için, çok yavaş olduğum için bu adam benim arkama yetişiyordu. Beni yakalayacak. Böyle ucu ucuna tam arkamda. Aramızda bir basamak var. Bir basamak. Ondan öyle kurtulmaya çalışıyordum. Onun o İğrenç nefesini arkamda hissediyordum. Beni yakalayacak diye, bana kötü şeyler yapacak diye. Çünkü bana iğrenç şeyler yapacağını da biliyorum bu arada, hissediyorum. Sonra ertesi gün oldu. Ben o adamı yine gördüm. Yine aynı şekilde. Bu arada kıyafetlerim falan değişiyor yani. Rüyanın başı değişiyor sadece. Yine apartmana giriyorum. Girer girmez arkamdan o geliyor. Yine aynı sahne, yine mi aynısı diyorum. Yukarı çıkarken bana yine yetişiyor. Yine aynı ses, yine aynı nefes. Ve sıkıntı şu. Hani bir basamak dedim ya, bunu şu an hatırladım. Başta daha uzaktı. Yani daha iyi kaçabiliyordum. Ama gittikçe ben bunu sanırım 5-6 gün rüyamda gördüm bu adamı. Arda arda her gece devamlı görüyorum rüyanın. Her defasında bana daha çok yaklaştı. En son artık bana ulaşmıştı yani. Uyandım. Ama bu adamdan kurtulamadım. Hiç kurtulamayacağımı sandım. O kadar berbattı ki. Yani Rüyanın başını görüyorum ya. Resmen kabus ya. Diyorum ki hayır, yine mi aynısı? Eve girmeyeyim. Eve girmeyeyim, başka bir yere gideyim. Eve girersem yine gelecek çünkü biliyorum. Yani apartmana girersem. Ama eve girmekten başka bir şey de yapamıyorum. Rüya beni oraya itiyor. Daha sonra dediğim gibi ben o adamı görmeye devam ederken işte son şeyimde bu yazıyı yazdım, mektubu. Bir daha rüyama girmedi bu arada. Ama mektubu ona yazmıştım. Onu betimlemiştim ve demiştim ki lütfen bir daha rüyalarıma gelme. Şimdi size bu oturduğum sitenin
neden sıkıntılı olduğunu, neden böyle sıkıntılar yaşamış olabileceğimi açıklayan şeyi anlatayım. Sitenin içerisinde kümbet vardı. Tarihi kümbet. Ama işte ne zaman yapıldığı bile belli değil daha. Selçuklu döneminden kalma deniyordu. Ama net değil. Şöyle iki katlı. Alt katı normal yürüdüğümüz yolun biraz daha aşağısı, yani içe doğru giriyor. O aşağıda cesetleri yıkıyorlarmış. Üst katı da açıktan merdiven var. Üstü de mescit. Böyle bir şeyi niye sitenin içine alırsın? Bir kere öyle bir şey var. Oturduğum yer de bu arada 100 yıllıktı. Çok eskiydi zaten. Orada ne oldu, ne yaşandı, daha öncesinde kümbetin var olduğu zamanda neler geçti, hiç bilmiyorum. Belki altımızda mezar var. Niye öyle bir yere yaptılar hiç anlamadım. Ki çok kötü yani. Buna bağlıyorum tamamen. Enerjisi dediğim gibi zaten çok kötü. Oradaki kümbete bağlıyorum ben olayı. Çünkü buraya geldikten sonra orada yan apartmanımızda oturan insanlarla görüştüm. İşte yaşadığım olayları anlattım. Ve öğrendim ki bunları yaşayan sadece ben değilmişim. Benim gibi birebir yaşamamışlar. Videonun başında da dediğim gibi. Ama sitenin içinde bir şeyler görmüşler. Şöyle, o zamanlar kardeşim de anlatmıştı. Bizim oturduğumuz site artık boşalmaya başlamıştı. İşte yıkılacak falan dendi. Karşımızdaki apartman tamamen boştu. Diğer apartmanlar da neredeyse tamamen boşalmıştı biz giderken. Bizim oturduğumuz apartmanda da mesela sadece bir kişi kalmıştı. Bizim çaprazımızdaki apartmanın bodrumuna bir gün çocuklar giriyor. Eğlencesine işte kendilerince macera olacak, korkulu olacak bilmem ne. Çünkü zaten yeterince korkunç. Bodrumuna giriyorlar ve girdikleri bodrumda kapı üstlerine kilitleniyor. Sadece onlar giriyor ve kapı üstlerine kilitleniyor. Ve çocuklar saatlerce orada kalmışlar. Kapıcı seslerini duymuş aşağıda bağırırlarken ve o çıkartmış. Yoksa çocuklar orada kalmıştı yani. Bu kapının üstlerine kilitlenmesi ayrı gizemli bir olay. Yani başka türlü nasıl açıklanır bilmiyorum. Onun kilitlenmesi için öyle şey bir kapıda değil bu arada. İşte kapandı kendi kendine kilitleniyor gibi bir kapı yok. Tamamen birinin kilitlemesi gerekiyor. Aynı şekilde o bodrumda daha önce başka çocuklar içeride birinin olduğunu görmüşler gölge şeklinde. O bodrumda ama benim bu birebir konuştuğum kişi de oyun oynarlarken karşımızdaki apartman boş demiştim ya, onun kapısı kilitli. Orası boşaldıktan sonra kapısını kilitlediler, kimse içeri giremiyordu. Oyun oynarlarken apartmanın önündeki ışık hala yanıyordu, giriş kapısının oradaki otomatik ışık yanıyordu. Saklambaç oynuyorlarmış. Orası yandığında içeride birisinin olduğunu görmüş. Ama gölgesini görmüş. Yani ve elinde bir şey var diyor. Şöyle şu şekilde duruyordu diyor. Elinde bir şey vardı diyor. Daha sonra kuzenleri geldiğinde, hikayenin başı yanlış olabilir. Onu oyunu oynarlarken mi gördü emin değilim ama saklambaç kısmı şöyle doğru. Kuzenleri geldiğinde kuzeninin bu gölgeden haberi olmadığı halde saklambaç oynarlarken orada aynı şekilde gölge görmüş. Ve demiş ki işte buranın kapısı kilitli değil miydi? O da demiş evet, içeride birisi var. O da demiş ki sen de mi gördün? Ve aynı kişi anlatıyor. Onların apartmanlarının altında birinci katta şöyle düşünün. Balkonun altı olur ya. Altı şimdi şöyle beton çıkıntı var. İçe geliyor. Böyle normal duvar geliyor. Yani içeride bir balkonun altında bir çıkıntı var. İçerisi böyle biraz daha içe doğru geçiyor işte. Bence anladınız. Şu an anlatamamış olabilirim ama. İşte o balkonun altında yine bir gün oyun oynarlarken boynuz bulmuşlar. Balkonun altına asılmış böyle kocaman boynuz. Ve yeni asılmış değil, çürümüş orada. Şimdi bir insan neden balkonun altına boynuz asar? Kocaman bir boynuz, çürümüş bir boynuz. Hatta annelerine söylemişler. Annesi öyle ne diyorsunuz siz demiş, hani inanmamış pek. Fotoğrafını çekip göstermişler o kadar yani. Ve insanın aklına direkt şey geliyor. Büyü. Ve baktıklarında böyle bir yani boynuzla vesaire yapılan bir büyü olduğunu öğrenmişler. Büyü yapıldığını düşünüyoruz. Başka düşünecek bir şey yok çünkü. Kimsenin balkonunun altına boynuz asmaz. Normal bir şey değil. Gerçekten normal bir şey değil. Korkutucu yani. Ben bunları
dediğim gibi sonradan öğrendim. Sadece ben yaşıyorum zannediyordum yani böyle şeyleri. Aa bakın şurada, şunu hatırladım şu an. Bir gün evdeyken ben böyle artık çok korktuğum için geceleri uyumadan önce Yasin okuyordum sürekli. Bir saat falan. Bir gün yine okuyorum ama kendi yatağımda değilim. O küçük odaya gittim. Ablamın odasıydı orası. Ve yatağının karşısında kitaplık var. Kitaplığın işte en üst rafında Kur'an-ı Kerim falan bilmem ne var. Yasin'i aldım şöyle, önüme koydum, okuyorum, tamam mı? Kitaplığa dönüyorum. Kitaplık bu arada şey, kızaklı kapağı var. Bir anda ben Yasin'i okurken kapak kendi kendine diğer tarafa kaydı. Tabii ben yine fırladım. Kalktım direkt ve koştum. Böyle işte. Bunun gibi bir sürü olay yaşadım. Son olarak şunu da anlatayım. Benim zenci bir bebeğim vardı. Normal bebek büyüklüğünde böyle. O bahsettiğim yanımda duran sandalyemin üstüne oturtuyordum yatağımda durmasın diye. Yatarken onu alıp oraya yanıma koyuyordum. Ben bunun gece hareket ettiğini de gördüm. Bildiğim böyle kolu indi kalktı. Bu rüyayla gerçek karışık gibi bir şey. Rüya da olabilir ama rüyayken de yani can sıkıcı. Gözümü araladım böyle, açtım biraz. Bebeğimi birisi aldı. Bu arada görmüyorum. Tamamen boşluk yani. Bebeğim havalandı. Bir şey tutuyor. Bana doğru çevirdi. Bebeğin yüzü bana dönük değil. Tutan tarafa dönük. Bebeğin arkası bana dönük yani. Ve dedi ki bak burada kim var? Yine bu arada erkek sesi. Bak burada kim var dedi. Bebeği salladı. Biraz böyle uzattı. Ve bir baktım bebeğimin ayakları ters. Bu acayip korkunçtu. Sanırım aklıma gelenler bu kadar. Zaten yeterince uzattığımı düşünüyorum ama çok fazla şey başıma geldi. Anlat anlat bitmiyor. Sürekli bitireceğim sırada aklıma yenisi geliyor. Sıktıysam kusura bakmayın. Hatta o evin bende öyle bir etkisi oldu ki şimdi böyle can sıkıcı rüya görsem ya da kabus vesaire görsem o evde görüyorum. Bu evde olmuyor kabuslarım. Sizlerin başına geldiyse bir şeyler siz de anlatabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.